Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum bugünkü videomda bildiğiniz zeytinyağlı dolmaları unutturacak inanılmaz lezzetli ve çok pratik bir zeytinyağlı sarma tarifim olacak. Bir de benim tarifimle mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Tüm detaylarıyla geçelim hemen tarifimize. 1 kilo salamura asma yaprağı için 1,5 su bardağı pirinç ve 1,5 su bardağı bulguru bir karıştırma kabına alalım. Pirinç ve bulguru bol su yıkadıktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim. Daha sonra 2 orta boy kuru soğanı ve yarım bağda yemeklik doğradığımız maydanozları ekleyelim. Son olarak baharatlarını ilave edeceğiz arkadaşlar. Baharatlarında mutlaka olmazsa olmazı nanesini bol koyuyoruz. 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da kuru reyhan kullanalım. Ve son olarak 1 çay bardağı da zeytinyağı ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. İç harcınızın tuzunu mutlaka yaprağınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Ben yaprağı akşamdan suya çıkardığım için tuzunu gayet güzel bıraktı. Ve onun için yeteri kadar tuz kullandım. Her zaman yaptığımız klasik kuş üzümlü dolmalık fıstıklı tatlı içini kavurarak hazırlamış olduğumuz dolmamıza göre gerçekten çok daha pratik bir tarif arkadaşlar. Bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yaklaşık 2 çay bardağı kadar da eklemiş olduğumuz ılık sudan sonra tekrar şöyle bir yoğuralım ve yaprak sarmalarımızı tamamen çiğden hazırlamış olduğumuz iç harcıyla birlikte sarmaya başlayalım. Yaprak sarması için yaprağımı tabii ki tokat yaprağından yana kullandım çok daha güzel, çok daha ince ve sarımı kolay bir yapraktır sizlerin de bildiği gibi. Sap kısmından ayıklamış olduğumuz yaprakları bu şekilde tahtamızın üzerine veya düz bir zemin üzerine dizelim. Hatta elinizde de yapabiliyorsanız elinizde de sarabilirsiniz tabii ki. Sizler yaprak sarmasını nasıl tercih edersiniz bilmem ama ben bu şekilde tahta üzerinde incecik sarılmış yaprak sarmasını daha çok severim. Göz ve damak zevkimize göre sarmış olduğumuz yaprakları tencereye dizmeden sarma işlemimiz bitinceye kadar bu şekilde biriktirelim. Yaprak sarma işlemi yaparken öncelikle sap kısmından ayırmış olduğumuz yaprakları bu şekilde düz bir zemin üzerine dış kısmı üste gelecek şekilde dizelim. Daha sonra koparmış olduğumuz sap kısmının olduğu yere doğru iç harçından birazcık yerleştirelim. ve şimdi bu şekilde yanlarını içe katlayarak incecik saralım. Ve tüm yapraklar bitinceye kadar sarma işlemine devam edelim. Sarmalarımızı pişirmek için yayvan bir tencere tercih edelim. Tenceremizin alt kısmını bu şekilde yapraklarla kapatalım. Ve kalem gibi sarmış olduğumuz yapraklarımızı tenceremize dizmeye başlayalım. Dizme işlemini en alt kısmını bu şekilde düz bir şekilde dizersek, üst kısmını da mutlaka ters dizmeye gayret gösterelim. Bu sayede çok daha güzel piştiğini sizler de göreceksiniz. Tenceremizi tüm yapraklarla doldurduktan sonra üzerine ince dilimlenmiş limon dilimleri yerleştirelim. Ve kararmasına engel olmak için üzerini de yine yapraklarımızla bu şekilde kaplayalım. İçini çiğden hazırlamış olduğum yaprak sarmaların mutlaka sosunu salçalı yapmayı tercih ederim ben. Sizler dilerseniz yapraklarınızın üzerine direkt sumak ve tuz atarak üzerine de zeytinyağı gezdirerek de pişirebilirsiniz. Ben şimdi salçalı sosunu hazırlayacağım. Uygun bir sos tavasına yaklaşık 1 fincan kadar sıvı yağ ekleyelim. Yarım yemek kaşığı da domates salçası ekledikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı pul biber ekleyip kokusu çıkıncaya kadar salçasını kavuralım. İyice kavurduğumuz salçanın üzerine diğer tarafta kaynatmış olduğumuz yaklaşık 3 su bardağı kadar su ekleyelim. Salçalı sosumuz bir yanda kaynarken üzerine yarım yemek kaşığı kadar da sumak ekleyelim. Ve son olarak yarım tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra kaynatacağımız bu sosu yapraklarımızın üzerine gezdirelim. Ben daha sonrasında bir miktar daha su ilavesi yaptım arkadaşlar. Her yaprağın pişme süresi farklıdır. Sizler pişkinliğini kontrol ederek gerekirse su ilavesi yaparak pişirmeye gayret gösterin. Şöyle tenceremizi biz salladıktan sonra suyunun alt kısmına tamamen geçtiğinden emin olalım. Ve öncelikle orta ateşte kaynadıktan sonra da en kısık ateşte kapağı kapalı vaziyette pişirelim. Yaklaşık 50-55 dakika kadar pişirmiş ve yarım saatte dinlendirmiş olduğum yapraklarım artık servise hazır. Üzerine sermiş olduğumuz bu şekilde yaprakları alalım. Sanırım çok fazla söze gerek yok. Çok da güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Piştikten sonra da üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirirseniz kararması ihtimalinde ortadan kaldırmış olursunuz. Unutmayın arkadaşlar, sizlerin de fikir ve görüşleri benim için çok önemli. Sayfanın en alt kısmından bana yazmayı unutmayın. Sizlere birazdan içinde göstereceğim tane tane nefis bir dolma oldu arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife erişebilmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarif ve lezzette görüşünceye dek afiyetle kalın.